hoş geldiniz Şenol Bey. Sevinç Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nereden geliyorsunuz? Ben İstanbul'da oturuyorum. Evet. Doğma büyüme İstanbulluyum. Ümraniye, Anadolu yakası. Evet. Sizi tanıyalım, anlatın kendinizi. Tabii ben 1962 doğumluyum. Abi oradan mı başlayacaksın? 62'den bugüne gelmek zor olabilir. Yani 54 yaşındayım. Elektronik teknisyeniyim kendim. Güzel. Ülkeme 27 sene hizmet ettim. Türkiye'mizin buram buram her yerini dolaştık. Santrallar kurduk. Ondan sonra kışın tekrar çalışıyorum. Emekli olduğum halde kışları çalışıyorum. Evet. Yazları geziyorum. Güzel. Evlilik yaptınız mı? Evlat var mı? Benim bir evlilik yaptım ben. Eşim 2 sene önce vefat etti. Başınız sağ olsun. Ayın 22'sinde 2 sene olacak. Başınız rahmetli sağ olsun. Cümlemizin. Ondan sonra... Mutlu bir evlilikti sanırım. Yani biraz eşim hastaydı. Onunla uğraşmak zorunda kaldım. Ondan sonra vefat etti işte. Bir şeker koması gibi bir şey oldu. Allah vermeyin. Yani yaşamayı seviyorum. 50 sene, bundan sonra bir 50 sene yok önümüzde. Çalış nereye kadar? Maddi bir sıkıntım yok. Çok şükür. Benim kışın çalışmam tamamen kafam dağılsın. Kahve hayatım yok çünkü benim. Sporu çok severim. Yüzmeyi çok severim. Dalgıçlık yapıyormuş. Dalgıçım. Ya şimdi ben buradaki özelliklere bakınca Sevinç ablayla sizi çok yakın gördüm. Ben müsaade ederseniz hem beyefendiyi tanımak adına hem de kendimi seyircilere tanıtmak adına soru sormak istiyorum. Tabii ki, buyurun. Lütfen buyurun. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Kadınlar ve erkeklerde sevdiğiniz ya da sevmediğiniz davranışlar nedir size göre? Bir bayanda ya da bir erkekte sizin hoşunuza giden ya da gitmeyen davranışlar nelerdir? Şimdi bayanlarda yani uzun tırnağı sevmiyorum. Güzel. Uzun tırnak benim, yani itiyor beni Esra Hanım. İtsin. Ondan sonra giyimine hiç karışmam. İstediğin gibi kendine yakıştırırsın, giyersin. Yani başka bir kısıtlamıyorum. Şenol Bey pardon. Ben görüntü olarak değil, davranış olarak. Ben size mesela bu soruyu siz bana sormuş olsaydınız. Ne derdiniz? Ben size şöyle diyecektim. Bir kadında hiç hoşlanmadığım kabalık ve nezaketsizliktir. Asla tahammül edemiyorum bir bayan olarak. Bunun tersi olarak da şefkat ve merhametli bir kadına en çok yakıştırıyorum. Erkek için derseniz kıskançlık, hele de başarılı bir kadını kıskanan erkeklere asla saygı duymuyorum. Helal. Ve kadını itibarsızlaştırmaya çalışan insanları, bu kadın olsun ama özellikle de erkek olsun, tahammülüm yok Esra Hanım. Peki bunun karşılığında ne olmalı derseniz bir erkekte? Güç ve asalet. Bunu da ne getirir? Çalışkanlık ve insanları sevmek getirir diye düşünüyorum. Ve bir erkeğe gücün ve asaletin çok yakıştığına inanıyorum. Şahane konuştunuz. Çok güzel konuştunuz, evet. Hazır mısınız karşılaşmaya? Hazırım. Çok uygun değiller mi birbirlerine? Yani eğitim donanım açısından. Alkışlarla açıyoruz paravanı. Hani kuşlar açar, bin bir renkli çiçekler, nasıl yakalamıştır saçlarından bahar. Saçlarından baharı. Merhaba. Merhaba, ayaklarınıza sağlık. Az önce bir sorunun cevabını alamadım. Evlat var mı, çocuklarınız var mı? Bir tane var, 25 yaşında. Erkek kız. Erkek. Allah bağışlasın. Cümlemizi. Kadından tanımak ister misiniz? Tabii ki. Beyefendinin ayaklarına sağlık, bir çay içelim. Şahanesiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim, buyurun. Buyurun.